Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bu videonun konusu son birkaç gündür dünyada neler oluyor? Malum 21. yüzyılda dünya yeniden hareketlendi. Yeni bir denge kurulacak. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir düzen kurulmuştu. Batı merkezli yani Amerika Birleşik Devletleri merkezli. Ama şimdi dünyanın her tarafından itirazlar var. Dolayısıyla her tarafta bir kaynama var. Kaydayan en önemli gündem yine İsrail'in vahşeti, ikincisi Ukrayna'nın Rusya içlerine saldırması, savaşın Rusya'ya taşınması şu an. Üçüncüsü İngiltere'de olaylar hala devam ediyor. İngilizler sosyal medya yasasını yeniden düzenlemek istiyorlar. Bangladeş'te bir devrim oldu. Gençler yurt dışına kaçtı. Şey Hasina diye kadın başbakan. Venezuela'da seçim oldu. Batı bunu tanımıyoruz diyor. Çin, Avrupa Birliği arasında ciddi anlaşmazlıklar var. Çin Avrupa Birliği'ni Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti gibi Mali'de İsveç Büyükelçisi'nin 72 saat içerisinde sınır dışına çık talimat verdi. Türkiye Çelik Kubbe hava savunma sistemine yönelik yerli milli silahlardan bir proje geliştirdi. Ve Doğu Akdeniz'de Girit Adası çevresinde Güney Ege'de İtalya, Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tatbikatları var neler oluyor? Bu çerçevede vakti olan arkadaşlar bunu izleyebilir. Değerli arkadaşlar, tüm dünyada şu an e, tartışılan bir ekonomik problemler var. İkincisi dünya savaşı çıkar mı, çıkmaz mı şeklinde ve zaten bu uzun süredir bir hesaplaşmaya doğru gidiyor. Ama bir dünya savaşı ha çıktı çıkacak. Bu noktada hala görüşüm aynı. Evet herkes silahlanıyor. Herkes en üst noktada nükleri de konuşuyor ama daha şimdilik değil. Bölgesel savaş çıkar mı? Netanyahu isterse çıkar. Onun dışında bizim bölgemizde İran'ın bir savaş çıkartmak gibi bir niyeti yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar yığınak yapsa da burada bir savaş çıkartmaktan daha ziyade büyük savaşın bölgeye yayılıp Amerikan çıkarlarına zarar vermesini istemiyorlar. Görünüş öyle. Ha imkansız diye bir şey yok. Bu tip silahlanma anlarında karşılıklı atışmalarda böyle bir ani bir şey ortaya çıkabilir mi? Çıksa da bunun geri söndürüleceğini düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, malum Rus Ukrayna sürpriz yaptı. Rusya'da Kursk bölgesinin içerisine girdi. Kaç kilometre girdi? 10, 15, 40 diyorlar ama şüpheli. E, Kursk 1 milyonluk bir şehir. Onun çevresinde Kursk'a değil de çevredeki bazı belde ve köylere girmişler. Önemli ne? Orada bir gaz pompalama istasyonu var. Dokunmamışlar. Çünkü Ukrayna üzerinden Moldova'ya da efendim Avusturya'ydı, Macaristan'dı, Romanya'ydı. Buralara gaz gidiyor. Ama ona dokunmamışlar. Bir de Kursk nükleer santrali var 80 kilometre içeride. E, acaba orayı mı hedef aldı şeklinde değerlendirmeler de var. E, Ruslar orada Kurs nükleer santralinin yakınında füze parçalarını Uluslararası Atom Enerjisi grubuna, e, Kurumu'na teslim ettiler. Yani büyük bir risk. Rusya'nın en önemli nükleer santrallerinden biri hemen sınırda, Ukrayna sınırında. 80 kilometre içeride. Ukrayna bunu niye yaptı? Öncelikle Ukrayna yapabileceği en büyük en önemli hamleyi yaptı. Zaten NATO genel sekreteri birkaç ay önce Ukrayna'nın Rusya topraklarına saldırı hakkı var şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ukrayna da saldırdı. Ruslar apar topar toplanıyor. Ama Rusya o bölgeleri boşaltmış sınır bölgelerini. Yani diğer cephelere sürmüşler. Bu vahim bir durum Ruslar için. Ruslar apar topar Çeçen tavullarını ve Wagner grubunu gönderdi. Bir medyada çıkan bir haber vardı. Ruslar Afrika'da bulunan Wagner grubunu da geri Rusya'ya davet ediyor şeklinde. Ama Putin için bu Rusya imajı için çok şık bir durum değil. Putin özellikle takas anlaşması yapmıştı. Suikastçı ve Rus casusları bizim Milli İstihbarat Teşkilatımız aracılığıyla Ankara'da bir takas etmişti. Donbass'ta ciddi ilerleme sağlıyordu. Her sonunda e, popülaritesi atmıştı ama şimdi Ruslar kara kara düşünüyor. 76 bin kişiyi Ruslar tahliye etmiş. E, daha önce Zelenski, Rusya Cumhurbaşkanı topraklarımız illa savaşarak değil masada da alırız şeklinde açıklamaları vardı. Alabiliriz şeklinde. Şimdi Rusya'da tutunabilirlerse eğer yeni takviyeler yapıyor Ukraynalılar toprak takasında Rusya toprak takası gündeme gelebilir. Ama tutunacaklarını çok zannetmiyorum ben. Ruslara göre 915 kişiyi öldürmüşler. Kimine göre bin, kimine göre bazı haberlere göre 1500, bazı haberlere göre 2000 Ukraynalı girmiş. Ama tabii ki bu Ukraynalı değil. Yani baktığımda Gürcü askerler de var, Polonyalılar da var. Asker derken resmi askerden bahsetmiyorum. Paralı savaşçılar bunlar. Özel yetiştirilmiş Azor Tavuru denilen Nazit birliğindeki bir grup Rusya'nın içine saldırıyor. Bu savaşta hiçbir şey küçümsenmemesi gerektiğini gösteriyor ve Rusların ne kadar kendine güvendiklerini, sınırı boşalttıklarını gösteriyor. Bu da bizlere ders olsun. Savaşta. Bir de batıda. Batının kurmay savaş aklının böyle bir plan hazırlayabileceğini öngörmeleri gerekiyordu. Çünkü Ukrayna Donbass cephesinde geriliyor sürekli. Ama boşluk bulup Rusya'nın içine daldığında Rusya o tarafı da boşaltmış. Asker gönderene kadar orada birçok sivil halka dahi. Rusların iddiası bu. Ukrayna zarar vermiş. 70 evleri yıkmışlar. 76 bin kişiyi tahliye ediyorlar. Acil durum seviyesine yükselttiler bölgede. Ama hala bitmiş değil. Rus medyasına göre bitti diyor. Kontrol altına aldık. İlerlemeyi durdurduk. Arkasından da ilerlemeyi durdurduk diyorlar. İlerlemeyi durdurduk dediğine göre daha bölgeye hakim olamamışlar. Ukrayna'da devam ediyoruz. Daha da gideceğiz diyor. Anladığım kadarıyla Rusların kırmızı çizgisi geçildi. Rusya diyordu ki Batı'ya eğer diyor sizin silahlarınızla Rusya'nın içine bir saldırı olursa bu bizim kırmızı çizgimiz nükleer cevap veririz diyordu. A geçildi. Batı'nın silahlarıyla, Batı'nın askerleriyle Rusya'nın en azından sınırdan 15-20 kilometre içeriye girmiş oldular ve uzun menzilli füzelerle Rusya'nın içine saldırma izni vermişti Joe Biden. Önümüzdeki dönem Rusların önemli şehirlerine, özellikle Moskova'ya uzun menzilli füze saldırıları bekleyebiliriz. Aynı zamanda bir bölge daha var. lipet Lipetsk diye bir bölge Rusya'da. Oraya da yüzlerce drone'la saldırı olmuş sivillere. Yani iki tane Rusya'nın içine bir saldırı var. Ruslar bu tarafta savaşırken Ukrayna da bu taraftan Rusya'nın içine giriyor. Ruslar buradan Ukrayna'nın içine giriyor. Onlar da Ukrayna'da Rusya'nın içine gidiyor. Bu savaş tarihi açısından incelenmesi gerek. İlk başta Ruslar biz bu işi 15 günde biteriz diyorlardı. Kiev'i kuşatmışlardı ama geri çekilmek zorunda kaldılar. Şimdi savaş kendi işlerinde. Çok enteresan bir durum bu. Ee, Batı'nın Avrupa'yı Ruslarla korkutuyorlar ama şu tabloya baktığımızda korkacak da bir şey yok. Bu savaştaki ana şey Rusya'nın kaynaklarına çökmek istiyor Batı. Bu açık ve net. Rusya'da bir halk darbesi, Putin'i indirerekten Uluslararası Ceza Mahkemesine yargılatmak zaten mahkeme tutukluk kararı vermişti. Artı Rusya'yı kontrol altına almak, kontrolü bir muhalefet istiyorlardı. Şimdi bunu da deniyor olabilirler. Ama Ukrayna eğer orada orada tutunabilirse, savaşı değişik yerlerden Rusya'nın içine doğru ilerletirse Ruslar mecburen belli cephelerden çekilmek zorunda kalabilir. Yeni bir seferberlik ilan edip yeni askeri hasarlar bu da Rusya'da çok ciddi problemleri beraberine getirebilir. Çünkü Rus tehdidine rağmen örnek vereyim Doğu Avrupa'da gençleri silah almakta zorlanıyorlar. da olsun, birçok Romanya'da olsun, birçok Doğu Avrupa ülkesinde dikkat ediyorum çıkan haberlere. Gençler savaşmak istemiyor. Polonya biraz daha farklı. Değerli arkadaşlar Putin demişken Meksika Seçim oldu malum bir kadın kazandı başkanlığı. Devlet teslim töreni var Ekim'de. Meksika Putin'e davet etmiş. Ukrayna devreye giriyor. Diyor ki Putin'i diyor tutuklayın. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emri var diyor. Meksika açıklama yaptı. Hayır tutuklamayacağız şeklinde. Bu da Amerika için enteresan bir durum. Önümüzdeki dönem eğer Trump seçilirse Meksika ile farklı bir ticaret anlaşmaları noktasında Meksika'ya farklı bir tarife getirme ihtimali yüksek. Yani Ukrayna'nın, Kursk saldırısı, Ukrayna saldırısı çok panikler değerli arkadaşlar. Ee, İngiltere'de sokak olayları devam ediyor. Öne gelen kişilerin genelde İsrail'den fonlandığı görüşü hakim. İngiltere hükümeti sosyal medya yasasını yeniden güncelleyecek. Muhafazakarlar bu konuda geçmiş hükümet bir yasal taslağı hazırlamıştı ama İngiltere hükümeti yeni duruma göre güncelleme getiriyor. YouGov İngiltere'de bir anket yapıyor. Katılımcıların %66'sı sosyal medya şirketlerinin nefret söylemi ve e, mevcut durumu e, ateşleyerek yani kışkırtaraktan atılan mesajların nedeniyle sosyal medya şirketleri sorumlu tutulsun diyor. %66'sı %71'i de hükümetin şu ana kadar yeterli önlem almadığı noktasında bir görüş bildiriyor. Dolayısıyla dünya gündeminde sosyal medya ile ilgili ne yapacağız diye Ruslar dün Signal mesajlaşma programını e, yasakladılar. E, Venezuela'da Elon Musk'la Maduro'nun ciddi bir kapışması var. Maduro, Elon Musk'ı seçim güvenliğine müdahale etmekle suçladı. Düello'ya davet etmişti. 10 günlüğüne X'i yani Twitter'ı kapatma kararı aldı Maduro. Maduro'nun Karşıtlarının iddiası şu, işte elimizde seçim tutanakları var, Virginia'da bir siteye yükledik. Badro hükümeti de getirin bize diyor, Onlar seçim sonuçları değil, sandık çıkışı anketleri ve sizin uydurduğunuz şeyler diyor. Virginia'da bu arada CIA'nin merkezidir. Dolayısıyla batı kaynaklı haber ajanslarına baktığımızda başka bir tablo var. Batı kaynaklı haber ajanslarına baktığımızda İsrail'in vahşiyetini unutturup 7 Ekim'deki Filistinlilerin saldırısını ön plana çıkartıyorlar burada. 100 bine yakın yaralı, 40 bin civarında şehit var. Bu resmi rakam, gayri resmi bilinmiyor zaten. Büyük medya belli ki dünya genelinde bir karartma operasyonu yapıyor. Venezuela'da Avrupa Birliği seçimi tanımıyoruz diyor sonuçlar açıklanana kadar. Maduro da diyor ki seçim sistemine saldırı oldu diyor. Bunda Elon Musk yaptı diyor. 10 gün Twitter'ı kapatıyor. Maduro canlı yayında kendi Whatsapp'ını silmişti. Değerli arkadaşlar sosyal medya olayı Türkiye'de de gündemle bağlı Instagram'da ilgili bu konuda görüşlerimi açıklamıştım ama ulus devleti yönetenler yeni teknolojilik sosyolojisi burada sizlere hemen hemen birçok videoda bahsettim bunu tam anlamıyorlar. Ancak iş başlarına geldiğinde aha diyorlar ani bir hareket yapıyorlar kapattım diyor. Bu da toplumda bir şaşkınlık oluşturuyor infial oluşturuyor. Şimdi ulus devletlerin kendi iletişim araçları var, kendi medyaları var, televizyonları var, gazeteleri var filan. Ama internette sosyal medya platformları kimin bunlar? Belli küresel tekel. Ne yapmaya çalışıyorlar? Ulus devletlerin çocuklarına, kadınlarına, erkeklerine, gençlerine müdahil oluyorlar. Yeni bir alanda bir alan açıyorlar. Amaç ne? Zihin savaşı. Zihin virüsleme. Yani bir noktada nedir? Zihnini dediğiniz insanı artık sömürge demektir. Ee, tabii ki sosyal medyayı kullanana göre ticaret yapan var, sosyalleşen var, iyi niyetli, iyi amaçlar için kullanan var ama genelde küresel mekanizmanın buradan beklentisi veri toplama, istihbarat aparatmanı, öfkeyle kitleyi manipüle etme, bot hesaplar, istihbarat hesaplarıyla kitle üzerinde, kitle üzerinde oyun kurma ülkelerin kendi Milli Eğitim Bakanlığı'nı sağ dışı bırakma, kendi aile düzenini sağ dışı bırakma. Uzun vadede dünya genelinde yünüst bir toplum, aynı şeyi giyen, aynı sloganı atan, aynı modayı oluşturan bir dünya genelinde yünüst bir toplum istiyorlar. Bu belli, bunu çok anlattık ama ulus devletlerin yöneticileri başına bir şey geldiğinde kapatarak bu işin içinden çıkacağını zannediyor. Hay, ne diyorum? Uzun süredir Milli Eğitim Ayrıca bütçenin önemli bir kısmını bu tarafa ayıraraktan bir e, Bununla bir önlem alınması lazım. Kapataraktan da bununla mücadele edemezsiniz. Kapatma noktasında da karşı olmadığımı söyledim ama şekline karşıyım. Niye? Ya bir ay önceden haber ver. Sosyal Instagram'a ota ver. Sen PKK'yı destekliyorsun. Sen kafana göre Türk insanlığının hesaplarını engelliyorsun. Biri de benim. Biliyorsunuz. Daha önce sizlere söylemiştim. Toplumun hazırlanması lazım. Ticaret yapanların, iletişim kuranların hazır hale getirilmesi lazım. Sonra da masaya oturulması lazım. Öyle bir şey olsa Birçok insan VPN'le girmez. Girmeseydi bir saatte çözülecek bir şeydi bu. Maksimum iki gün zaman alır. Sosyal medya gayet iyi biliyor. Toplumu ulus devletlerin elinden aldı. Artık dünya yansa vur patlasın çal oynasın dünyanın her tarafında bir kitle oluştu. Devletin idealleri, devletin değerleri, devletin hedefleriyle bu tarafta ise toplum bu tarafa doğru gidiyor. Dünyanın her tarafında bilir. İşte İngiltere'de olayı görüyoruz. İsrail hükümetinin kışkırtması. Niye kışkırttılar? Yeni seçilen e, İngiliz hükümetinin tavrı nedeniyle neden yavutlanabilir dedi Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından. itirazını geri çekti önceki hükümetin. Artı silah margos konuşulmaya başladı. Artı İngiliz muhafazakarları hazmedemiyor. İngiltere'de muhafazakarlar gerçek İngilizler kırsala doğru yayılmışlar. büyük Büyükşehirdekiler kitle genelde göçmenler, liberaller filan. Dolayısıyla İngiltere bunu sosyal medya üzerinden kendi iç hesaplaşmasını yapıyor. Başbakan da bunu yanınıza bırakmayacağız şeklinde açıklamalar yapmaya devam ediyor İngiltere'de. Yani sosyal medya olayını, tabii ki ekranlarda tüm jeopolitik kavgalar var. Her gün yeni bir kavga var. Ekranlar jeopolitik analizlerle dolu. Ama sosyal medyanın, sosyoloji... İnsan, toplumun sosyolojisi, insan psikolojisi, aile, gençler, çocuklar üzerine etkisi noktasında Türkiye'de tartışma yok gibi az. Bazı, bazı kanallarda bazı uzman arkadaşlar çıkıp konuşuyor. Kısa kısa ama uzun uzun bunun tartışılması lazım. Buraya sosyologların, psikologların girmesi lazım. Çünkü millet arkasında olmayan bir devlet varlığını devam ettiremez. Ee, Gazze'de bir vahşet yaşanıyor. Birçok ulus devlet vur patlasın, çal oynasın, devam ediyor. Gazze'deki vahşete benim baştan beri bakışım. Ya bunlar Araplar, Filistinler, Müslümanlar öyle bakmıyor. Ya burada bir insan katliamı var. Moğollardan daha beter bir katliam var. Bugün sabaha karşı bir okula sığınan mültecilere 900 kilogramlık 3 tane bomba atılmış. Yüzden fazla şehit var. Yaralıların da uzuvları kopmuş. Bir vahşet var burada. Yani insanlık buna tepki vermezse yarın kendi başına da gelir. Uluslararası düzen, kuruluşlar, hukuk, adalet, özgürlük, palazları atanların aslında bunu kendileri için attığını, diğerlerini çok dumursamadığını net bir şekilde görüyoruz. Gazze olayında Antony Blinken, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı açıklama yapıyor. Bu diyor savaşın büyümesi kimsenin neyini değil diyor. Ama aynı gün Beyaz Saray açıklama yapıyor. İsrail'e CNN'de çıkan bir haber bu. İsrail'e, Beyaz Saray, Amerika devletleri üç buçuk milyar dolar yardım yapıyor, askeri silah alsın diye. Habire silah veriyorlar. Bir de diyorlar ki, Rusya, İran'a barış diye baskı yapıyor ama İran'a silah veriyor diyorlar. E, aynısını Batı da yapıyor. Kamala Harris, Başkan adayı Amerika devletlerinde mitingde halk, Filistinliyi slogan atınca şimdi ateşkes zamanı diyor. Yani kendi içinde bulunduğu, başkan yardımcısı olduğu hükümet. 3,5 milyar dolar askeri para gönderiyor. O da şimdi ateşkes zamanı diyor. Peki nasıl oluyor bu? Değerli arkadaşlar, darmadağınık bir yapı var dünyada. Devlet topluyla öyle çok fazla da devlet düzeni yok aslında. Birçok devlet püf desen kendi içinde gider. Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyolojik olaraktan bir güç yok. Amerika Birleşik Devletleri'ni ele alıp. Ancak kendi işlerinde problemler var. Bugün problemler var. Bugün dünyada birçok ülke, Çin hariç, Kuzey Kore hariç birçok ülke pek pekala sosyal medya üzerinden birbirine sokulabilir. Niye? Çünkü kontrol yok. Ekonomik kriz zaten var, öfke zaten var. Biz bizim gibi ülkeler genelde kendi oluşturmuş olduğumuz problemlere enerjimizi ve kaynaklarımızı harcıyoruz. Örneğin İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya her gün sosyal medyada okuyoruz. Efendim şu çete yakalandı, bu üçlüye yakalandı, şu organize mala çökmeler yakalandı. Tamam da buna niye izin veriyoruz? Şimdi polisin işi gücü yok. Kaynağı tümden zaten kısıtlı bir bütçe var. Bu işlere mi ayrılıyor? Bu önlenemez mi? Ve bu zamana kadar neyi yapılmadı? Artı vergide tüm vergi memurları çıkmış şu an devlete ceza kesiyor. O uçan kuşa da ceza kesecekler. E, hızı aştın şeklinde o noktada. Kuyumculara vergi vermiyorsun. Doktorlara vermiyorsun, avukatlara vermiyorsun, ona vermiyorsun, buna vermiyorsun. Ya dün neredesin arkadaş? Birçok alanda böyleyiz. Ben hep söylüyorum. Kahramanmaraş'ta benim şehrimde gittiğimde bir Aksu Nehri var küçük. Bu nehir simsiyah akıyor. Fabrikaların atıkları, kimyasal atıklar ve şehirde bir baraj var. Pis pis kokutuyor barajı. Balık filan tutamıyor insanlar. Barajda girmek, yıkanmak zaten mümkün değil. Çok büyük bir baraj. Şehrin iklimini değiştirdi adeta. Ama herkesin gözü içinde bu oluyor. Eminim bu başka şehirlerde de vardır. Yani kendimizi toprağa kirletiyoruz. Ekoloji bozuyoruz. Peki sonra ne yapıyoruz? Sonra hasta oldu. Bunu tedavi edelim. Devasa hastaneler yapıyoruz. Efendim hasta hasta, şu kadar hastaya baktık diye övünüyoruz. Ya o kadar hasta oluşturma. Bir toplum bu kadar hasta olamaz ki. Gıda. Geçenlerde ta geçen sene... 11 bin usuz hile yapan gıda şirketine ceza kesik. Ne demek ya 11 bin? Bu müthiş bir şey yani. Bu yakaladığın, yakalamadığın ne kadar var? Menet kardeşim. Hileyi bir kere yapan bir kere daha yapar. Hep diyorum Türkiye'de problem de biziz, çözüm de biziz. Türkiye'nin bu kadar ekonomik krize girmesi için bir neden yok. Türkiye'de kontrolsüzlük, denetimsizlik olması nedeniyle biraz da liyakatsızlık toplumda zıvaradan çıktı. Şurada 5 lira, burada 10 lira, burada 15 lira. Yani vergi memurları, hükümet, şu an Maliye Bakanı ne yaparsa yapsın, ahlaksızlığı önleyemediğiniz müddetçe güveni geri getiremezsiniz. Güven geri gelmezse de, ekonomi güvenle yürüyen bir şey. Yani bir sistemin olması lazım. Bu nedenle ne diyorum? Türkiye'nin derhal bir reorganizasyona ihtiyacı var. Yani oturup tüm sektörlerde ihtiyacı var. Yani hile yapan kurtulmamalı. Bugün baktığım işitler acısı, sokakta karısını vurmuş vatandaşın biri. Videoda da yayınlıyor. İnsanın içi sızladı. Yani elbette ki cinnet, bir cinnet hali söz konusu ama bunların büyük oranda ceza yasalarının yeniden gözden geçirilmesi lazım. Giriyor çıkıyor adam bir taraftan 3-5 yıl yatıyor. Türkiye'nin kendi için özellikle adalet mekanizmasında bakıyoruz filan hakim yakalandı, savcı yakalandı. Ya bu adamları normal ceza ile yargılayamazsın. Türk adalet sistemine vermiş olduğu bir zarar var. Güveni ediliyor. Bu adamlara vatan hainliğinden vur damgayı gitsin. Hele hele de adaletli de, içişleriydi. De, devletin bu tip kritik yerlerde değilleri de aynı. Devleti zarar veren, milletin devleti olan güvenini azaltıyorsa vatan hainliği kategorisini al. Devlet hainliği kategorisini al. Çok zor bir şey değil ki. Eğer böyle bir şey devam ederse, kontrolsüzlük olursa önümüzdeki dönemde ne olacağı üç aşağı 5 yukarı belli. Her neyse değerli arkadaşlar. Malum İsrail bu sabaha karşı yine bir saldırı yaptı. 900 kilogramlık 3 tane bomba atıyor. Yüzden fazla kişi şehit, yaralılar, işler acısı. Artık kelimeler yetmiyor. Ve dünya bunu seyrediyor ve hala silah veriyorlar. Almanlar da bugün de Alman Bild gazetesi haber yapmış dün. Rus tankları yeniden, Rus, Alman tankları yeniden Mos Rusya'da diye. Yani Alman tankları Rusya'ya döndü diyor. Ukrayna üstünden Alman 3 tane Alman tankı da varmış. Rusya'da e, Medvedev bir açıklama yaptı. Eski başkan da biliyorsunuz Rusya'da en modern Rus tanklarını Berlin'de işte hükümet binasının önünde geri konuşlandırırız şeklinde bu tip tehditler var. Yani Bild gazetesinin böyle haber yapması da kışkırtıcılıktan başka bir şey değil. E, ve bir İran meselesi var. Şimdi İsmail Hani'ye rahmetli şehit edildi Tahran'da İs İsrail tarafından ona bir cevap vereceğiz diyorlar ama İran'ın içinde bir karmaşa var. Nedeni de şu. Yeni seçilen Cumhurbaşkanı Pezeshki Amerikalılar Amerikalı tehdit etmiş. Yani İran'ın içinde bir iç karmaşa, iç ayaklanma rejimi değiştirir şeklinde artı çok daha ağır yaptırımlar. Bu nedenle e, cevabı orantılı ver diyor. Zaten antetli bilinkinim burada savaşın büyümesi kimsenin lehine değil derken açıklaması bunu İran'a kast ediyor. Hiç Netanyahu'ya dokunmuyor. Niye gittin adama suikast yaptın orada? Niye İran'ın Suriye'deki büyük elçiliğini vuruyorsun? Niye sürekli Lübnan'da uçaklar uçuyorsun? E, e, sonik ses oluşturaraktan Lübnan halkını korkutuyorsun, panik yaşatıyorsun Lübnan halkına. İşte bu bile dünyanın gözü önünde olan bir şey. Ve kimse de kalkıp da ya sen bunu niye yapıyorsun? Bir sivil, mahkum, anne, hamile kadınlar var, çocuklar var, bebekler var. Bunları niye korkutuyorsun şeklinde açıklama yapmıyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiya iddiaya göre, medyasının haberlere göre bu saldırının direkt İsrail'e değil, bunun savaşı büyütme ihtimali olduğunu söylüyor. Ama İsrail'in komşu ülkelerdeki üstlerine saldırı yapalım diyor. Ama devrim muhafızları da direkt İsrail'e saldırarım diyor. Son kanalı kararı Hamene'yi verecek. Baştan beri görüşümle İran savaşmak istemiyor. İran'a savaşacak hali de yok, gücü de yok. Ha zorlanırsa elbette mecburen savaşacak ama neden ya bunu bilmesi nedeniyle İran'a habire tokat atıyor, gel üstüme diyor. Çünkü zıvaradan çıkmış, gerçeklikten kopmuş, kökten dinci bir adam var. Batı ile arkasında yuralından burnuna takmış halkayı. Nasıl olsa arkamda eşek gibi duracaksınız. Sizi o kadar besledik, büyüttük. Para verdik, iktidara getirdik şeklinde. E, Netanyahu'nun inisiyatifinde. Ama Harris e, başkan adayı Harris Amerikan seçimlerinde bunun kendi zararını olduğunu biliyor. Burada da bir an önce barış istiyor. Barış isteyerek de e, barışı sağlarsa eğer Amerikan seçimlerinde kazanma ihtimali var. E, çünkü sıkça Kamala Harris'in mitiklerinde Filistin lehine sloganlar atılıyor. İşte dünkü de şeyinde dünkü açıklamasında şimdi ateşkes zamanı diyor. Amerika Birleşik Devletleri bir açıklama yaptı. Ateşkesin görüşmelerinin 15 Ağustos'ta Katar'ın başkenti Doha veya da Mısır'ın başkenti Kahire'de yeniden olacağına dair. Yahya var. yeni Hamas'ın siyasi lideri, yer altında zaten. Ee, İran baskı yapıyor ona gördüğüm kadarıyla. Bizim şeyden önce, yani bizim tepki vermemizden önce, yani bizim saldırmamızdan önce bu işi bitir şeklinde daha İran'a yakın olduğu söyleniyor. Kassan Tugayları da Yasinler'e bağlılığını ilan etti. Neden ya? Zaten barış istemiyor, ateşkes kesti istemiyor. Dolayısıyla Hamas'ın seçtiği lider de savaşçı bir lider. Ciddi bir orantısızlık var. Batı'nın tüm gücü İsrail'in arkasında. Aynı şekilde tüm gücü Ukrayna'nın arkasında. Ee, ve batı bir noktada diken üstünde. Amerika Birleşik Devletleri kimseye satmadığı F-22'leri e, İsrail'e yakın bir ülkede konuşlandırmış. Bu arada bir haber vardı. Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a saldırı silahlarını satmayı kısıtlamıştı. Yemen'deki savaş nedeniyle. Husiler 2022'de Birleşmiş Milletler'e yapılan görüşmede barış kesi, ateş kesi kabul ettiler. Alevlenmesin diye. Şimdi Suudi Arabistan'a e, saldırı silahı yeniden satacağız diyorlar. Bu Suudi Arabistan üzerinde Amerikalıların hesabı var. Yeniden Suudi Arabistan'ı İsrail'in normalleştirmek istiyor. Suudi Arabistan'a teklifleri sizi nükleer güç yapalım. Sizinle stratejik bir anlaşma yapalım. İsrail düzeyinde size silah verelim. İran'a karşı durun şeklinde. Yani İsrail'in İran'la savaşması ise Suudi Arabistan'ın İran'la savaşmasını istiyorlar. Daha önce birkaç videoda söyledim geçmişe baktığımızda İsrail ara problemi vardı. Daha sonra ne oldu? İran Arap problemine dönüştü. Ama Çin devreye girdi. Türkiye altyapısını hazırladı. İran'la Suudi Arabistan barışınca Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki oyunu bozuldu. Şimdi neden ya onun bu savaşı uzatma, kışkırtma denemesinde Amerika Birleşik Devletleri de oradan Orta Doğu'daki Körfez ülkelerinin yeniden bak işte İran saldırıyor İsrail'e filan bir bir oyun kurmaya çalışıyor ama başarılı olacağını zannetmiyorum. Araplar korkuyor, mecbure ha ha diyor. Suudi Arabistan, Çin'den orta Çince dersi vermeye başlamış. 2023 yılında yapılan bir anlaşma çerçevesinde 175 Çince öğretmenini Suudi Arabistan'a getirmiş. Çin demişken vay bir durum var. E, 4000 tane ceset çalınmış. E, protez yani kemiklerini satıyorlar protez için 53 milyon dolar gelir elde etmişler. Yani vahim bir durum bu Çin'deki olay. Ne demek ya cise çalınma? Genelde Suriye Suriye'deki iç savaştan sonra Akdeniz'de çok Suriyeli boğuldu. Ama Almanya'da ta 2016 2015 yılında 10 bin çocuk kayıp deniyordu. Şu an sayı belli değil ne olduğuna dair. Batı'da çok ciddi bir organ mafyası, çok ciddi bir çocukların kanını içen bir şebeke olduğu e, Epstein davasına gündeme geldi kapatılmıştı Muhtemelen arka planda Yoğun bu tip organizasyonlar olduğunu düşünüyorum Yani ispat edemiyoruz ama Değerli arkadaşlar Şimdi e, ne olur e, e, İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşeti dediğimizde Amerikalılar bastırıyor Silahları Ortadoğu'ya getirdiler F-22 uçaklarını Buradan Aa, Amerika Orta Doğu'da büyük savaş istiyor Diye bir yorum yapılabilir mi? Caydırıcılık ve engellemeye yönelik. Çünkü Amerikan hesaplarına burada bir savaş uymuyor. Amerikanın lehine değil şu an. Yani bölgenin böyle karışması Amerikanın derdi büyük. Amerikanın bir seçimi var. Bir ikincisi Çin'le ne yapacak, üçüncüsü Ukrayna'da ne yapacağız. Dolayısıyla hesap dışı bir gelişme Ortadoğu'da. Sanki bir güç Amerika güçlerini yeniden getirip bu bataklığa soktu gibi. Zaten buradaydı ama daha çok enerjisini harcamak gibi bir önceki videoda bahsetmiştim CIA e, eski direktörü Petrov'un bir açıklaması var Amerika'nın ortadoğudan ayrılması Baba filminde Corleone var Michel Corleone onun diyor şeyden ayrılması gibidir diyor e, Baba fi, mafyadan ayrılması gibidir diyor yani şu an zoraki geri içine çekilmiş oldu Amerika Birleşik devletleri. Önümüzdeki dönemde ateşkes görüşmeleri ne zaman başlayacak? 15 Ağustos'ta. İran ne zaman saldıracak? Bugünlerde. Ne oluyor ortaya? Bir kere daha ateşkes görüşmesini sabot etmiş gibi oluyor. Peki bunu İran mı yapıyor? Yoksa tam buna denk mi geliyor? Bu tartışılır bir şey. Yani ateşkes görüşmesi noktasında bu İsrail'in İran'a kurduğu tuzak. İran'ın içinde daracık bir dolarla bir anlaşma yaptığını düşünüyorum. Çünkü... İsrail'in, İran'ın içindeki o kripto devrim havuzlarının içinde muhtemelen mekanizma ile İsrail varlığını birbirine boşlu. Ama asla ve katta nükleer silahlara sahip olmasını istemiyor. Çünkü bir gün İsrail, Yemen yeni başında nükleer silah olan bir şeyde yar yönetimde bir değişiklik olursa bu ciddi anlamda İsrail için istir. İsrail'de var mı silah? Nükleer silah var. Sayı 90 civarında diyorlar ama çok da kesin belli değil. Değerli arkadaşlar, Dünyanın bu gidişatında şöyle bir şey var. Buradan baktığınızda sabah çok yakın. Yani tüm göstergeler onu gösteriyor. Ama ben kendi tercibeme söyledi. Tercümeme göre Amerikan başkanlık seçimi bunun sonucunu belirler. Trump gelirse Rusya ile mutlaka masada bunun bir anlaşmayla sonuçlanacağını düşünüyorum. İsrail dedi ama İran'ı bir tırpar. Ondan sonra masaya oturacağını düşünüyorum. Yani İsrail'de de, İsrail vahşetinde de Trump her ne kadar arkasındaki evangelikçiler de olsa burada bir Armageddon savaşı isteseler de ben bitireceğini düşünüyorum. Yeniden büyük Amerika diyor. Amerika'nın milli vefatlarına göre hareket edeceğini söylüyor. Ki ona da etmek mecburiyetinde. Çünkü bir an önce e, Ukrayna'ydı, bu e, Orta Doğu'ydu. Amerikan kaynaklarını buralarda harcamak istemeyecektir. Amerika'nın vergi harcamalarını yani cumhuriyetçilerin tamamının görüşü özellikle Ukrayna'da aynı fikirde. Biraz İsrail'de biliniyor ama bu da değişeceğini düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde malum Trump bir suikasta uğradı. Her gün suikastçı ile ilgili yeni bilgi açıklanıyor. Suikastçının kaç kere aslında oraya gidip denetledi. Yanında da birinin daha olduğu yeni çıkan bir bilgi bu da. Yani miting alanına çok önceden gitmiş, gezmiş kaç kere ve yanında da biri daha varmış. Bu olayın Kennedy suikastı aydınlatılamadı ama bu olayın eğer Trump seçilirse aydınlatacağını düşünüyorum. Özellikle Trump'ın federal hükümette küreselcileri temizleyeceğim memurları diyor ya, bu olay üstünden oraya doğru yürüyeceğini düşünüyorum. Ama anketlere baktığında büyük medyalar Kamala Harris'in 5 puan geçtiğini falan söylüyor. Tabii ki büyük medya anketleri çok önemli değil ama Trump'ın popülaritesi yükselmişti. Kamala da Filistin üzerinde illüzyon yapıyor. Ben buraya ateşkes istiyorum diyerek de tam bir illüzyon yapıyor. Joe Biden silah veriyor. Yardımcısı ateşkes getireceğim. Trump savaş istiyor biz istemiyoruz şeklinde yaklaşımları var. Bu da enteresandır. Değerli arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin 1. ve 2. Dünya Savaşı'na sonradan katıldı. Amerikalılar genelde Avrupa'nı tek bir ülkenin kontrol etmesini istemiyoruz. Yani eğer savaşa katılmasak Almanlar tüm Avrupa'yı kontrol edecekti. Avrupa'yı kontrol edecek güç Amerika Birleşik Devletleri'ne meydan okur. Yaklaşımları bu. Bu nedenle NATO'nun kurulmasında da yine Avrupa'nın güvenliği ama asıl amacın Avrupa'da bir gücün bir ülkenin öne çıkaraktan tüm Avrupa'yı kontrol etmesini istemiyorlar. NATO şemsiyesi altında Avrupa'yı birleştirdiler. Avrupa'nın kendi savunma mekanizmasını özellikle kurdurmadılar. Direkt Amerika'ya bağımlı hale getirdiler. Ama Trump geldiğinde bu da tartışılacak bir noktaya gelecek. Avrupa'nın güvenliğini ben niye sağlıyorum? Parasını verseler bile Trump'ın bu e, kendi farklı projeleri olduğu görünüyor. Dolayısıyla Avrupa'da bu anlamda diken üstünde. Çin elektrikli otomotiv Avrupa'ya satıyor. Avrupalılar yüzde 40'a kadar değiş oranlarda vergi getiriyorlar. Siz diyorlar sübmanse ediyorsunuz. Bizim pazarı alt üst ediyorsunuz. Çin de bunu Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etmiş. Yani Dünya Ticaret Örgütü çalışmayan bir örgüt zaten. Artık uluslararası örgütlü efendim kuruluşlardı. Bunun bir anlamı yok. İşte Birleşmiş Milletler'in 204 çalışanını öldürmüş İsrail. Birleşmiş Milletler fonksiyonsuz kaldı. Türkiye'de Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanına açtığı davaya müdahil oldu. Ama şu an görünen bir şey var. Dünyada uluslararası e, hukuk, adalet, özgürlük kurallara dayalı toplum, açık toplum söylemlerinin Batı'nın menfaatlerine dokunduğunda aslında öyle olmadığı, silkelendi. Moğollar gibi bir düzen var. Yani yakıp, yıkan, vahşi bir düzen var ya. Aynen şu an Batı'nın istediği şey de aynen bu. Aslında baştan beri buymuş ama birçok ülkenin zihin virüslemesiyle işgale ses çıkartmayan aydın kesme diyelim birçok ülkede var. Ve siyasetçiler de dünyada ne olup bittiğini zaten algılayamıyor. Kendi iç hesaplaşma yoğun olması nedeniyle ulus devletlerin siyasetçileri sıkıntılı biraz. Dünya, şimdi dün bu normaldi. Yani bundan 5 yıl önce bir düzen vardı, gidiyordu. Ama şimdi Rus, Ukrayna birbirine girmiş. İsrail tüm bölgeyi ateş atmak için tehdit ediyor. Amerika Beşikleri Çin'e, Japonya'yı ve Güney Kore'yi silahlandırıyor. Doğu Avrupa'yı silahlandırıyor hadi bakalım yeniden savaş tantanaları, naraları atarken ulus devletlerin siyasetçileri hala ne olup bittiğini algılamıyor. Halk algılamayabilir. Halkın işi değil bu zaten. Bu yönetimin işi genelde ulus devletlerde. Ama ulus devlette siyasetçileri etkile, küreselce etki derken halka da zaten zihin virüsü ve zihinleri istila ederekten başka cıcılı bir dünya gösteriyor. Dünya vahşi bir yer. Belgeselleri izlemişsinizdir ormanda. Önüne gelen güçlü olan, zayıf olanı yiyip geçiyor hayvanlarda. Yani orman kanunu dediğimiz bu aynen şu anki şeyde de var. Amerika Beşikleri'nin demokrasi ülkeleri, platformu toplayacağız filan hepsi güme gitti şu anda. Değerli arkadaşlar, Mali'de İsveç'in büyükelçisine 72 saatte terk et diyorlar. Nedeni de şu, İsveç işte Dışişleri Bakanı açıklama yapıyor. Biz size destek veriyoruz diyorsunuz. Siz de Rusya'ya destek görüyorsunuz. Bizim paramızla diyor Ruslara destek veremezsiniz. Mali'de büyük elçiyi kovdu. 72 saat zaten çok duburundaydı. Aynı zamanda Ukrayna ile e, şeyi de kesti, diplomatik bağları da kesti. Yani Afrika'da farklı şeyler devam edecek. Kenya'da büyük ayaklanmalar var. Kamerun önümüzdeki dönemde olabilir. Güney Afrika'da da şey Güney şey, Latin Amerika'da da Güney Amerika'da da önümüzdeki dönemde ciddi hareketlenmeler olur. Çünkü bu yüzyılda Rusya, Çin, Türkiye yani Brezilya, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik diplomatik ağları geniş. Türkiye çok fazla hamle yaptı. Afrika'da, Latin Amerika'ya kadar, Asya'ya kadar. Burada her ülke farklı coğrafyalarda kendi menfaatlerine ya silah veriyor ya Para veriyor, kredi veriyor veyahut da bir takım eğitim işbirliği yapıyor. Kalkınmaya yönelik projelerle işbirliği yapıyor. Mesela Bangladeş'te şey Hasine kaçtı, Hindistan yanlısıydı. E, dengeler değişti Hint Pasifik'te, yani Hint bölümünde. Çünkü muhtemelen Pakistan'a daha yakın ilişkiye girecek Bangladeş. Ve Bangladeş Hindistan sınırına e, Roketsan füzelerini yerleştiriyor ağırlıklı. Çünkü Hindistan'dan bir problem gelebilir. Hindistan'dan Bangladeş'e bir problem gelir mi? Emin değilim ama Keşmir önümüzdeki dönemde çok hareketlenir. Öyle görünüyor. Eğer Bangladeş Pakistan'la eskiye yönelip zaten 1971'de Pakistan'dan ayrılıyor. Müslüman bir ülke. İş birliğine giderse orada dengeler bir kere daha değişir. Peki ne oldu Bangladeş'te? Çin'in menfaatleri var. Bir kuşak bir yolu imzalamış. Çin'in yaptırımları var. Ticari şeyleri var. Anlaşmaları var. Rusya'nın nükleer santral anlaşması var. Amerika Birleşik Devletleri de Hindistan'a monte etmiştik Bangladeş'i baskıcı bir rejimle. Öğrenci hareketlerinden yine bugün baş yargıç istifa etmek zorunda kalmış. Merkez Bankası Başkanı da istifa etmek zorunda kalmış. Ama orası öyle kolay durulmaz. Her ne kadar yeni bir geçici bir lider atansa da bir seçim olacak. Seçimde de şey Hasina'nın o tarafın kazanamayacağı artık görülüyor. Bangladeş'te ne olduysa Pakistan'da da tersi bir durum var. Orada da parti yasaklanıyor. Ya yapsın atılıyor. Pakistan'da da İmran partisi yok kapatılma ile karşı karşıya İmran Hanım hapse atıldı. Birleşmiş Milletler açıklama yaptı. Derhal bırak. Yani bu adamın artık suçu yok şeklinde. Yani küçük devletler üstündeki mücadele böyle gidiyor. Yani büyük baskı geldiğinde ne oluyor? Zaten küçük devletlerde yargı mekanizması çoğu dışarıdan besleme. Bizde FETÖ yargısı olduğu gibi Ergenekon Balyoz davalarında neyi gördük? Sahte bir sürü Belgeler yüklenmiş bilgisayarlara değil mi? Bu birçok ulus devlette de böyle aynen duruyor. Türkiye şöyle bir sil kendi 15 Temmuz'dan sonra zaten sağına soluna bakıp artık ben tehdidi dışarıda karşılayacağım dedi. Ee, Suriye'de, Irak'ta ne yaşadığımızı görüyoruz. Ermenistan söyleyeyim, Azerbaycan arasında yeni bir duyuru yapıldı. Barış anlaşmasını için Zengezer Koridoru'nu anlaşmadan çıkartıyoruz diyor. Zengezer Koridoru'nu engelleyen kim? Görmüyor Ermenistan ama Amerika Birleşik Devletleri istemiyor. O Çin'in bir kuşak bir yol projesinin orta koridoru. Zengezer koridoru Türk devletleriyle Türkiye'nin doğrudan bağ kurup bağ kuracağı, karayolu kuracağı koridor. Aynı zamanda doğalgaz, petrol akacağı koridor. İran da istemiyor bu noktada. Ermenistan diyor ki Zengezi koridorunda diyor, kontrol bende olsun. Azerbaycan da diyor ki hay benim topraklarımdan Nahçıvan'a Zengezer koridoru üzerinden bir şey geçirse sen denetleme diyor. Amerika bir Ermenistan'a diyor ki tamam bu koridor olsun ama denetim sende olsun. İstediğinden kapatacak bir anlaşmaya. Pek engellenebilir mi? Hiç zannetmiyorum. İlk etapta bir barış anlaşması imzalanır eğer imzalanırsa. Daha sonra Ermenistan şu an bir büyük bir baskı altında. Mesela Hindistan'da 720 milyon dolarlık bir anlaşma yapmışlar. İlk silah teslimatı yapıyor. AB yapıyor. Amerika'da ya silah veriyor. Gürcistan karışacak bu sonbaharda. Onu söylüyorum ha bölgede Güney Kafkasya'da karışma potansiyeli yüksek. E Suriye'de şey Irak'ta kalkınma yolu projesi var. Birden daha şortladı. Nereden notladı bu daha işi? işitler? E, PKK bırak hapishanelerden. Ve geçenlerde yakalan bir PKK'lı var. Ne diyor? Biz diyor e, Kerkük Ceyhan Boru hattına saldırı yapacaktık diyor. Kalkınma yolu projesi var. Basra Körfezi'nden Türkiye'ye yönelik Mersin limanları Avrupa'ya gidecek. BKK DAEŞ oralarda dolaşıp duruyor. Enerji hatlarını sabot etmeye yönelik. Bunların patronu kim? E patronu belli. Amerika Birleşik Devletleri Batı yani patronu. Türkiye Irak'ta bir mücadele veriyor. Gözde açtırmıyor. Bir Milli Sibah Teşkilatımız o bölgede Suriye'de iyi çalışıyor. Suriye'de şimdi Aynel Arap Kobani denen bölgede e, Esad e, rejimi ve Suriye daha doğrusu Rusya bir üst açmış. Bizim Milli Savunma bakanlığı açıklama yaptı. O bölgeden bize bir tehdit gelirse gereğini yaparız diye. Bence bu Türkiye'nin bilgisi dahilinde oldu. O bölgede. Çünkü Amerikalılar orada bir tahkim, tahkimat yapıyor. ne ee, yapıyor? Irak'tan Suriye arası geçişin kapatılmaması için ve aşiretlerin ayaklandığını görüyoruz Suriye'de. Aşiretler üzerinde bizim Milli İstihbarat Teşkilatımızın ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Uzun süredir çalışmaları olduğunu medyadan şöyle sızıntılardan anlıyoruz. Aşiretler PKK'nın kontrol ettiği petrol sahalarına yöneldi. Önemli kazanımlar elde etti. Amerikan uçakları alçaktan uçuşa başladı. Dolayısıyla Rusya, Türkiye ve Suriye anlaşmayı öyle bir anlaşma yapmalı ki Suriye PKK'nın üzerine gitmeli. Türkiye de Rusya destek vererekten. Çünkü o dönemde ne yapacak Amerika Birleşik Devletleri? Seçim öncesi orada bir çatışma ayrı bir boyuta getirir ki bunu isteyeceklerini zannetmiyorum. 700 PKK'lıyı kendi üstlerine sevk etmişlerdi ama ...habire de saldırılıyor Amerikan üstlerine. Yani Türkiye'nin bak Suriye hala Irak aynı şekilde Ermenistan, Gürcistan bizim çevremizde ülkelere baktığımızda işte İsrail neden ya Türkiye'ye şu an için bir elinde imkan olsa Türkiye'ye de saldırır ama şu altını çizeyim. 10 yılı bulmaz. Eğer dünya dengesi böyle giderse, batı bu haliyle kalırsa Türkiye'ye musallat olacak. Burada kalkıp da şimdi ya bu halk niye böyle efendim çevremiz ateş, çemberi su bu denmez. Niye denmez? Halkın işi değil, devletin işi bu, yönetimin işi. Halk kendi türküsünü söyler. Dünyanın etrafında böyledir. Bir de zihin virüslemesi önemli bir şey. Batı'yı böyle çağdaş, ileri, demokratik, ülke diye gördüğünde evet o yönü var. Şimdi açık toplum diye bahsettiğimiz kurallara dayalı toplum dünya için önemli. Kesinlikle destekliyorum ama bunu söyleyerekten kendini açık toplum diğerlerine de istediği gibi madik atılacağı bir toplum oluşturma peşindeler. Açık toplumdan faydalanaraktan Türkiye'de neler yapıldığını, ne de, sivil toplum kuruluşları, efendim LGBT lobisi üzerinden dünya genelinde renkli devrimler yapıldığını biliyoruz. Bu nedenle bu da tartışılmaya açılacak Önümüzde iki dönemde. Çünkü Batı'nın istihbarat operasyonlarını nasıl yaptığını artık biliyorlar. İstihbarat deyince komiser kolamın olduğu gibi kara gözlüklü, fotoğraf şapkalı tipler gelmiyor. Ya bir sivil toplum kuruluşu ya bir doktor olarak geliyor veyahut da bir LGBT lobüsü üzerinden geliyor. Dünyada da yeni düzen 2045'te tahmin ediyorum yerine oturur ki işaretleri onu gösteriyor. Ondan önce geçmiş döneme ait tüm ne varsa ifşa olacak. Arka plan ön plana çıkacak değerli arkadaşlar. Başka burada sizler için ne not almışım? Şimdi Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya, Fransa, ee, Doğu Akdeniz'de, Girit Adası çevresinde, Güney Ege'de tatbikat yapıyor. Tatbikat yaptıkları alanın bir bölümü de Türkiye ile Libya'nın anlaşmış olduğu deniz alanı içerisinde. Buradan bir şey çıkmaz. Türkiye'nin Çelik Kubbe ismini verdiği hava savunma sistemi tarihi önemdedir. Değerli arkadaşlar, bunun üzerine biz milli yerli silahlarımızda yeterince var iyi de çalış, çalışmamız gerekiyor. Dünyada büyük bir savaş şimdilik çıkmaz diyorum ama bu kesin diye bir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin planı savaşmak istemiyor. Japonya, Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya, efendim Yeni Zelanda, Çin, Vietnam Filipinler Çin'e hücum etsin. Almanlar, Fransızlar, Polonyalılar, Doğu Avrupa, Rusya'ya hücum etsin. İran, Suudi Arabistan, Türkiye birbirine girsin. Afrika'da hiç kimse uğraşmasın. Latin Amerika zaten benim. Amerikan çizgi strateji bu. Bunlar birbirine girip birbirine yeterince tokat verdiğinde ben Hint Pasifik'ten başlarım, dengeyi değiştiririm. Ondan sonra da barışçı olarak da masaya otururum. Kabaca Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmaya çalıştığı bu. Yine vakit geçmiş çok not almıştım ama Değerli arkadaşlar Dünya tarihine baktığımızda Çok 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 kötü Daha kötü günler var Daha kötüsü olur mu diye soruyorsunuz ya, Çok daha kötü günler geçmiş olup böyle bir şey Dönüp dolaşıp karışıyor Dönüp dolaşıp karışıyor Allah Filistinlere yardım etsin Bu çağın gerçek mazlumları onlar Ne diyoruz Alemin bir sahibi var olacak olan olur. Her şey bize sorulmaz. Biz insanlar yaşadığımız dönemde merhametliler, vicdanlı, yardımseverler ve aklın ne tarafında olalım. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.